Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çabucak hazırlanan, sabahleyin yenmeye hazırlanan, bir gün içinde tüketilmeye hazır olan lahana havuç karışık turşu yapacağız. Benim burada iki parça lahanam var. Bir parçasını kestim. İlk olarak burada havuçlarım var. İlk olarak lahanaları ince ince kıyacağız. Çok kalın olmaması için. Şöyle bir bıçak ile incecik incecik kıyıyoruz. Çok kalın değil. Hemen olacak çünkü. Bir bıçak ile güzelce kıyacağız. Lahanamı kıydım. 2 adet kavanozu yapacağım. Çok fazla doğramıyorum. Gördüğünüz gibi lahanam kıyıldı. Şimdi bunu bol suda bir yıkayalım. Yıkadığım lahanaları şöyle kenara koyalım. Burada benim havuçlarım var. Havuçlarımı bir bıçak ile şöyle kabuklarını çizdiriyorum. Evet, bu şekilde çizdik. Şöyle çekelim. Havuçlarımı şimdi rendeleyeceğim. Rendenin iri yerinden. Rendeliyorum. Bir adet rendeledim. Adet havuç rendeledim. Bu yeterli olacaktır. Şöyle karıştıralım, her yerine gelecek şekilde. Çok değişik, çok lezzetli bir turşu yapıyoruz. Tadına bayılacaksınız bu turşunun. İyice şöyle birbirine karıştırdık. Şimdi bunu iyice karıştırdık birbirine. Şöyle kenara alalım. Tenceremizin içine 1 litre su döküyoruz. Su bardağı. 5. dolmadı. 5 su bardağı suyu döktük. Yarımşar kilo koyacağım. 2 adet birer kiloluk kavanozum var benim burada. 2 adet kavanoza hazırlıyorum. 1 litre su koydum. Şimdi içine salamurasını hazırlıyoruz. İçine 1 2 3 ve 4 yemek kaşığı tuz attık. Tuzumuzun üzerine beş yemek kaşığı toz şeker döküyoruz. Şöyle karıştıracağız. Şimdi ocağa bunu koyalım. Kaynatacağız. Ocakta iyice kaynatacağız. Tuzlu suyumuz ocakta kaynarken biz de turşumuzun sirkesini koyalım. Sirkesini kaynatmıyoruz. 1 su bardağı, bu benim kendi hazırlamış olduğum elma sirken. 1 su bardağı döktüm. Her kavanoz için 1 su bardağı dökeceğiz. 1 su bardağı daha döküyorum. 2 su bardağı sirke dökmüş olduk. İstediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. Üzüm, elma hiç fark etmez. 1 su bardağı da sıvı yağ katıyorum. Yani 1,5 çay bardağı olur herhalde. Ya da 2 bardak. Neyse, 1 su bardağı sıvı yağ katıyorum. Yarım su bardağı bir şişe için, bir kavanoz için olacak. Küçük hacizlerde kullanabilirsiniz ama çocuklarınız tüketecekse ben tavsiye etmem. Onun için ben koymuyorum. İsteyen acı biber de koyabilir. Kırmızı pul biber koyabilir. Karabiber koyabilir. Ama ben pek tavsiye etmiyorum. Evet. Şöyle malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi salamramız kaynasın. Evet, salamramız ocakta kaynadı. Bir 5 dakika kaynadı mı kapatmamız diye kaynadı mı yeterli. Ve kaynak salamramızı turşumuzun üzerine döküyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Kaynamış salamramızı döktük. Yumuşadı bayağı bir lahanalarımız. Şimdi üzerine sarımsak doğruyorum. İsterseniz bütün de atabilirsiniz. Benim 6 diş sarımsağım var burada, soymuştum. Sarımsaklarımı da doğradım. Şöyle. Harika oldu, harika. Şimdi hazır olan turşumuzu kavanozumuza şöyle bir kaşık ile dolduracağız. Henüz soğumadı, hala sıcak. Bunun suyunu bile tüketebileceksiniz. O derece güzel. Dediğim gibi İsterseniz acı biber de atabilirsiniz. Yarıya kadar koydum. Şimdi kavanozlarımın içine ikisine yarım kavanoz doldurdum. Yarım birer dilim şöyle limonlardan aralarına koyuyorum. Hem görüntü vermesi için hem lezzet vermesi için karşılıklı bir tarafa koyuyoruz. Tekrar üzerine turşumuzu dolduruyoruz. Üzerlerine ikisinin de sıra sıra bir ona. İki eşit parçaya böleceğiz çünkü. Kaşık ile dolduruyoruz. Turşumu 2 kavanoza doldurdum. Tam 2 kavanoz çıktı. Şimdi kalan buradaki salamurasını yine 2 eşit parçaya böleceğim. Birazını ona, birazını onu dolduracağım. Şöyle kaşıkla yerleştirelim. Hava kabarcıkları gitsin. Evet, turşumuz hazır. Kavanozlarımızın kapaklarını sıkı sıkı kapatıyoruz. Kapattık. Şimdi kavanozumuzu şöyle ters çeviriyoruz. Daha henüz soğumadı, sıcak. Gördüğünüz gibi turşularımız hazır. Evet, yarım saat gibi bir zaman içinde hazırlanan, sabahleyin yenmeye hazır olan turşumuz hazır. Umarım lahana, havuç, şipşak, çabuk karışık turşumu beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, afiyetle kalın.